Merhabalar arkadaşlar. 12 Şubat TYT fizik çözümleriyle beraberiz. Birinci soruda demiş ki denizin yazlıkları bahçesinde denize sıfırdır. Yani deniz seviyesinden bir gözlem yaptığını söylüyor. Burada cam çivi ve cam levhaları incelediğini söylüyor. Birinci durumda, ilk durumda diyor ki bize cam çivi suya göre çok kısa sürede girmiş ve çok az su sıçrattığını söylüyor bize. İkincisinde ise X cam levhası çiviye göre daha geç suya girdi ve çiviye göre daha fazla su sıçrattığını söylüyor. Üçüncü seçenekte ise Y cam levhası su yüzeyine çarptığında parçalandı ve en fazla su Y levhasına çarptığında sıçradığını söylüyor. Buna göre diyor, su yüzeyinde cisimlerin girişini engelleyen yüzey gerilimidir. Evet, burada cam çivi ve levhayı kıyasladığında levha daha çok su sıçrattığına göre evet yüzey gerilimi önemlidir ya da X levhası ve Y levhasını kıyasladığımızda Y levhasının parçalanma sebebi de yüzey gerilimidir diyebiliriz. Yani birinci seçenek doğrudur. Yüzey gerilimi cisme uyduğu tepki kuvveti cismin hızı arttıkça büyür. X ve Y levhasını kıyasladığımda farklı mesafelerden göndermesine rağmen burada sıçratma miktarlarının fazlalaştığını gözlemliyoruz. Bu sebeple de o zaman tepki kuvvetinin de cismin hızı arttıkça büyüdüğünü söyleyebiliriz. Cismin suya çarpan kesini küçültmek yüzey gerilimi yanmayı kolaylaştırır. Burada çivi ile levhayı kıyaslayabiliriz. Burada kıyasladığımızda kesti küçülttüğümüz çivi olduğu için daha az su sıçratmıştır ve çok kısa sürede suya girmiştir olarak söyleyebiliriz. Yani o zaman doğru seçeneğimiz olur. Yani Eda'nın şıkkı doğru olur. Diğer soruya geçersek. Eda tahtadan yaptığı dik silindir biçimli kabın iki yüzeyini açtığı özdeş deliklerle özdeş çocuk balonunu tutturuyor. Yani iki tarafımızda bizim çocuk balonlarımız var. Birinci durumda 30 santimlik bir suyla doldurmuşuz. İkinci durumda ise 60 santim yüksekliğe kadar su koyup X-Y balonların esneme miktarlarını gözlemlemişiz. Burada esneme miktarlarındaki farklılıklar basınç ve basınç kuvvetinden olduğunu söyleyebiliriz. Buna göre seçeneklerimize bakarken. Sıvılar dokundukları kaplanın her yüzeyine basıncı uygularlar. Baktığımda X balonları iki tarafta da aynı seviyede olmasına rağmen bir tarafta 30 santimlik suyumuz var, bir tarafta 60 santimlik suyumuz var. Esneme miktarlarında bir tarafta 1 santim, bir tarafta ise 3 santimlik bir esneme meydana gelmiş. Bu sebeple evet doğrudur, her yüzeyine basınç uygularlar diyebiliriz. İki tarafta da şişme olduğunu söyleyebiliriz yani. Su derinliği arttıkça suyun gazı basınç artar. Gözlemlerimizde zaten 1 ve 3 santim olarak söylemiştik. Evet doğrudur. Bu da doğru seçeneğimiz oldu o zaman. Sıvının yoğunluğu arttıkça uyguladığı basınç da artar diyor. İki tarafta da biz su koyduğumuz için, su gözlemlediğimiz için herhangi bir şekilde yoğunlukla ilgili bir durumda ilgili yorum yapamayız. Dördüncü seçenekte ise basınç arttıkça yüze uygulanan basınç kuvveti artar. Baktığımızda Y kısmını gözlemlediğimizde bir tarafta 2 santimlik bir farkı, bir tarafta ise 6 santimlik bir farkı gözlemliyoruz. Yani basınç arttıkça yüze uygulanan basınç kuvveti artmış ve böylece G balonu daha çok esnemiş diye söyleyebiliriz. Yani bu seçenek de doğru oluyor. O zaman 1, 2 ve 4 seçeneklerini doğru olduğunu söyleyebiliriz. 3'e geldiğimizde ise ince özdeş taşınma kaplanın taşma seviyelerine kadar su ve zeytinyağı doldurduktan sonra kabre diyonometrinin astığı özdeş X-Y cismini yavaşça kapları şekildeki gibi sarkıtmış. Bir tarafta suyumuz var, bir tarafta ise zeytinyağımız var. Burada cisimlerin ağırlıklarını aşağı doğru Gx ve Gy olarak gösterebiliriz. Yani o zaman birincisi için yazarsak yukarıdaki deliometrenin değeri dk diyelim. Dk eşittir. Bir de yukarı doğru neyimiz var ama tabii onu da unutmayalım. Kaldırma kuvvetimiz eşittir. Gx olmak zorunda. Aynı şekilde diğer tarafta dl deliometresi artı kaldırma kuvveti eşittir Gy diyebiliriz. Bu durumun sonucunda bizim DL'nin DK'dan daha büyük olduğunu söylüyorsa, ağırlıklar da özdeş cisimler olduğunu söylüyor zaten birinci durumda. Aslında X ve Y cisimlerin özdeş olduğunu söylüyor. Yani şöyle DL büyüktür. Mesela 2D buna da D olarak ifade edersek, bu kısmı o zaman 2D, buraya da D olarak ifade edebiliriz. Yani o zaman kaldırma kuvvetinin daha fazla olduğunu söyleyebiliriz X kısmında. Suyun nüsklesi zeytinyağının nüsklesinden büyüktür ve bunu onaylarız o zaman doğrudur bu kısımda. İkinciye geldik. Taşan suyun kütlesi taşan zeytinyağının kütlesinden büyüktür. Burada kıyasladığımızda zaten taşan suyun kütlesine eşit oluyordu bunlar da. Kaldırma kuvvetine eşit oluyordu. Kaldırma kuvvetinin daha fazla olduğunu söylüyorsak bu doğrudur. Üçüncü seçenekte ise deneyle sıvı özkülerinin kaldırma kuvvetlerinin etkisi izlenebilir. Doğrudur. Burada zaten kaldırma kuvvetleri ve sıvı özkülerinin etkisi incelenebilir diyoruz. O doğrudur.
Devam edersek. O noktasında optiksel aletin asal eksenine paralel gelen ışın şekildeki gibi Y'den geçecek biçimde ilerliyor. Buna göre optiksel aletin cinsi ve odak noktası ile ilgili. Şimdi burada zaten bizim ışınımıza baktığımız zaman paralel gelen bir ışının toplandığını gözlemliyoruz. Toplayan aletler zaten bizde ince kenarlı mercek olarak ifade ediliyordu. Yani bu optiksel aletin ince kenarlı mercek olmak zorunda olduğunu söyleriz. Şimdi buradaki noktada seçtiğimiz nokta zaten Y noktası. Paralel gelen ışın nereden geçiyordu? Odaktan geçer olarak ifade ediyorduk. O zaman odak noktamız bizim G olabilir. Aynı şekilde simetrik diğer tarafta olabilirdi. Yani D noktası da olabilirdi. O zaman bizim seçeneğimiz 1 ve 3 seçeneğimiz oluyor. Devam edersek diğer soruya geçersek 5. sorumuza. Burada diyor ki bir hız zaman grafiği vermiş bize. Doğrusal bir yolda hareket eden cismin hız zaman grafiği şekildeki gibidir diyor. Bu grafikte değerler bilintine göre aşağıdaki sorulardan hangisinin yanıtı grafiğe göre kesin olarak verilemez diye söylüyor. Şimdi burada seçeneklerimize baktığımızda birin seçeneğe baktık. 0-5 derece arasının cismin ortalama hızının büyüklüğü nedir? Şimdi ben burada yer değiştirmeleri bulabilirim. Yer değiştirmeleri bulabiliyorsam o zaman bizim zaten ortalama hız dediğimiz kavramda yer değiştirmeleri zaman olarak ifade edebilirsek bulabiliriz. Yani ben burada o zaman bunun cevabını verebilirim. Geldim ikinci seçeneğe. 0-5 derece arasında cisim hangi alanlarda yön değiştirmiştir? Yön değiştirme ifadelerinde bizim konum zaman ve hız zaman grafiklerinde şöyle ifade ediyorduk zaten. Bizim burada yer değiştirdiğimizde konumumuz da negatif tarafa geçmek zorundaydı. Konum zaman grafiğinde sivri uçlar ya da tepe noktaları diyebiliyorduk. Bunda ise 2T ve 4T anlarında yön değiştirmiş olarak ifade edebiliriz. Yani bunun da cevabını verebiliyoruz. Cismin 4T anındaki konum, başlangıç konumunu ifade edemediğimiz için burada örnek vereyim. X kadar alan var ya da 2X diyelim. X kadar alan var. Burası eksi X, eksi X, artı X şeklinde ifade edebiliriz. Burada yer değiştirmeyi, toplam yer değiştirmeyi bulabilirken başlangıç konumunu bilmediğimizden kaynaklı 4T anındaki konumunu bilemeyiz. Yani cevabımız da C şıkkı olur. Diğer soruya geçersek. Yatay zeminler üzerinde 2M, 2M ve M kütleli cisimlerimiz var. F, 2F ve 2F şiddetli kuvvetlerle şekildeki uygulanacağı sabit hızlarla hareket ederken KVM cisimlerimiz. Diğer cisim ise duruyor olarak söylüyoruz. Buna göre KLM yüzeyinin uyguladığı sürtünme kuvvetlerinin büyüklüklerini sormuş bize. Burada zaten sabit hızla hareket edebilmesi için net kuvvetin sıfır olması lazım. Yani o zaman K için sol tarafa doğru bir F kuvvetinden bahsedersek, M için sol tarafa doğru yine bir 2F kuvvetinden bahsetmek zorundayız. Diğer tarafta ise L'nin durduğunu söylüyor. Duran cisimler için net kuvvet yine sıfır olduğundan kaynaklı. O zaman sağa doğru 2F ile çekerken sol tarafa doğru 2F vardır. Ama bunun durmasının sebebi maksimum kuvveti yenememişizdir ki hareketi başlatamamışızdır. Bu mantıkla o zaman bakarsak L ve M için eşit, K için ise küçük gelir yani A şıkkımız doğru gelir. Diğer soruya geçersek. Fizik laboratuvarında yeterince uzun, ince ve kalın iki yay O noktasından birbirine eklendikten sonra yay sistem iki duvar arasında geriliyor olarak ifade etmiş bize. Burada ince yayda oluşturan atmanın T ve 2T anlığı görünümü şekil 1 ve şekil 2D olarak söylüyor. Burada birinci durumda T anında, ikinci durumda 2T anındakini ifade etmiş. Sonra ise O'da iletilen ve yansıyanın 3D anındaki görünümü şekil 3D gibi oluyor olarak söylemiş. Aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz olarak söylüyor. Şimdi bizim atmamız L1 mesafesi alarak önce, şuradaki L1 mesafesini alarak önce O noktasında ilerliyor. Buradan sonra iletilen bir atmamız oluşuyor. Burada şu kısma iletilen. Burada ise yansıyan adını alıyordu. Yansıyan atmamız var. Burada sağ taraf kalın yay olduğu için sabit uç gibi davranıyor ve ters döndüğünü söylüyorduk. Sonrasında birin seçeneğimize geldik. Yani A şıkkına baktık. Dedik ki ince yaydan kalın yaya baş yukarı gelen atma yansırken baş aşağı döner. Bu doğrudur. Zaten bizim gözlemlerimiz de doğru. Zaten ifade olarak da kavram olarak da bunu söylüyorduk. Doğrudur. Kalın yaydan ince yaya baş yukarı gelen atma baş aşağı yansır. Kalın yaydan ince yaya geliyorsa, yani bunun tam tersine geliyorsa,
Baş aşağı olarak yansıma, serbest uçtan yansıma yapar. Ve bu sefer baş yukarı olarak gelmesi lazım. Eğer baş yukarı geliyorsa. Ki zaten yukarıdaki durumdan ben bunu çıkartamam. O yüzden cevabımız da B şıkkı olur.